Merhaba, bugün hazırsanız evimi iki katlı yapıyorum. Görüyor musunuz? Buraya merdiveni yaptım. Bütün malzemeler burada. Şimdi hazırsanız evimin ikinci katını yapıyorum. Önce şunları kıracağım. Kıralım. Bunu da kıralım. Aşağıya düştü. Onu sonra alırım. Yapalım şunları. Alalım şunu. Koyalım. Yükseltelim. Burada penceresi olacak. Şurada da. Basamağın birisi aşağıya düştü. Birazdan inip onu alacağım hemen. Evim iki katlı. Süper olacak. Tamamdır. Dizelim şöyle. Koyalım şöyle. Yükseltelim. Tamamdır. Burası da var. Yükseltelim. Bu tarafında da pencere olacak. Burası. Koyalım. Burada pencere. Bir tanesi de burada olacak. Tamamdır. Diziyorum. Burası. Evimin ikinci katını neredeyse tamamladım. Görüyor musunuz? Her tarafta pencere var. Böylece köye bir suçlu geldiğinde nerede olduklarını hemen görebileceğim. Her yer görünüyor. Kim derdi ki bir gün iki katlı evim olacak diye. İki katlı villam oldu, villa. Şu basamağa inip alalım oradan. Sayın halkım, bana güvenin ve o adamın işini bitirin. Eğer o adamın işini bitirirseniz bu elmasların hepsini de size veririm. Hepsi sizin olur. Hiç merak etmeyin. Onun işi bitecek. Elmaslara bakın. Şunun işini bitirelim ve elmasları alalım Mahmut. Evet Mahmut. Senin adın da mı Mahmut'tu? Benim adım da Mahmut. Şansa bakın. Benimki de Mahmut. Benimki de. Ne oluyor? Sayın başkanım, tarihi bir an yaşanıyor şu an şurada. Darihan mı? Adamın işini bitirecek misiniz? O iş kolay, onu merak etmeyin. Onun işini bitireceğiz biz. Saçma sapan. Ben gidiyorum. O adamın işini bitirince bana haber verin. Hiç merak etmeyin, onun işini bitireceğiz. İşte evimin ikinci katı böyle oldu. Görüyor musunuz? Süper. Camları da takalım. Tamamdır. Şuna bakın, buradan da girilebiliyor. Kapatalım. Görüyor musunuz şunu? İki katlı süper ötesi ev. İşte iki katlı süper bir evim oldu. Düşen basamağı alayım, ziyan olmasın. Nerede o? Kaç şeker? Sizi şakacılar, tamam, iki kertik. Demek iki kertik. Evet. Al sana iki kertik. Oldu mu? Bakın Mahmut, iki kertik istedi. Gördünüz mü? Çıktı. Saldırın, bitirin şunun işini. Ne yapıyorsunuz? Durun. Elmas ödüllerini kapacağız. Elması için beni mi sattınız? Karaktersiz köylüler. Bir saniye canım. Kerizler birbirine dalıyor. Kafamı şişirdi, gördünüz mü? Ben bunun intikamını almaz mıyım sizden? Şuraya saklanalım bari. Kimse geliyor mu? Demek elmas için benim işimi bitirecektiniz. Elmas için bunu nasıl yaparsınız? Neredeler, geliyorlar mı? İşte orada yakaladım seni. Ben bu köyler yok. Kim itti beni? İşte burada yakaladım onu, yakaladım onu. İnelim. Bakayım, işi bitti. İnelim şuradan. Nerede? Olamaz, kaçalım. Köylüler peşimde, işimi bitirecekler. Elmas için bunu bana nasıl yaparsınız? Allah'tan böyle durumlara alışkınım da yanımda ilk yardım çantasını her zaman bulundururum. Saralım elimizi kolumuzu. Bacağımızı da saralım. Birazdan tamamdır. Gördünüz mü? Eskisinden sağlam oldu böyle, bakın. Bakın, koşa da biliyorum. İşte şimdi intikam vakti. Hazırsanız köylülerden... İşlem tamam, arabayla çarptım. Tamam, işi kesinlikle bitti bunun. Gömebiliriz. Allah rahmet eylesin. Elmaslar gelsin. O sefer ondan kesinlikle kurtulduk. Baksanıza işi bitmiş duruyor. Arabayla çarptık, çatıdan attık. Daha ne yapalım Mahmut buna? Sonunda kurtuluyoruz bundan. Tabutunu örttük. Hadi toprak atmaya başlayın. Allah rahmet eylesin. Hadi gidip elmaslarımızı alalım. Yani alacağımız elmasları düşündükçe mutlu oluyorum. Olamaz. Neredeyim ben? Etraf çok karanlık. Gözlerimi açmamışım. Ondanmış. Açayım. Yine karanlık. Yanımdaki meşale. Alalım. Oo, dünya varmış. Burası neresi? Olamaz. Tabut. Al işte. Sonunda işimi bitirdiniz demek. Karaktersiz köylüler. Ben böyle şeylere alışkınım. Benim işimi kolay kolay bitiremezlerdi zaten. Çıkalım o zaman şuradan. O köylülerden intikam mı alacağım? Bakalım. Kıralım şunu. İşte kırdım. Şuradan çıkalım şöyle. Nefes alamıyordum. Az daha işim bitecekti. Kalkalım. Görüyor musunuz? Beni gömmüşler. Ama ben sizden intikam almaz mıyım? Şuna bakın. Orayı açacağım şimdi. İşte sandık. İşte bu hayalet iksiri.
Şimdi işiniz bitti. Hayalete dönüşüyorum hazırsanız. Dönüşelim. Dönüştün mü? Ah! İşte bu hayalet oldum. Yanlış kişiye bulaştınız. Uçarak çıkacağım buradan şimdi. Gidelim. Ah! Görüyor musunuz? Her yerden geçebiliyorum. Şuna bakın. Şimdi intikam zamanı. Hayalet olarak o köylülerden intikam alacağım. İşte orada iki tane köylü var. Görüyor musunuz? İnelim şuraya. Artık bir hayaletim. Sonunda beni hayalette yaptınız. Şuna bakın. Transparan oldum. Arkamı gösteriyorum artık. Ne yapıyor bu köylüler? Lan abi, adamı nasıl mezara gömdük la? Evet Mahmut, gömdük. Sen de toprağa attın. Mahmut, adamın işini zor bitirdik. Kafasına vurduk, çatıdan attık, arabayla çarptık. Anca bitti. Hayır, bitiremediniz. Hayaletim ben. Hazırsanız bu iki köylüden şimdi intikamımı alacağım. İnelim aşağıya. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Beni göremezler, merak etmeyin. İşte biz adamın işini böyle bitiririz Mahmut. Mahmut şuna bak, kalem havada uçuyor. Mahmut, bu kalem nasıl böyle havada uçuyor? Sanki bir şeyler yazıyor Mahmut. Allah korusun. Allah, köy cinler bastı Mahmut. Bakayım. Ne yazdır ya, bakayım. Merhaba yazdı. Kim yazdı bunu? Kim yazacak? Ben yazdım. Hem bu da hiçbir şey. Mahmut, sakın kötü bir şey olmasın. Ne olabilir ki Mahmut? Ben şimdi size ne olacağını göstereceğim. Köylülerin hepsinden de hayalet olarak intikamımı alacağım. Ben geldim canım. Getirelim şunu. Şunu da bağlayalım. Tamamdır. Koyalım şuraya. Mahmut, bunları kim koyuyor? Hala anlayamadınız mı? Sakın bu mezara gömdüğümüz adamın ruhu gelmiş olmasın. Meğer çok iyi insanmış Mahmut. Mahmut, ne yapalım, bir sürü elmas için yaptık. Elmas için yaptınız, şimdi de elmas için uçacaksınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bakın şunlara. Görüşürüz canım. Gördünüz mü nasıl havaya uçurdum? Geliyorlar. Hayalet olarak köylülerden intikam almaya devam ediyorum. Gördün mü? Yaylı blok sistemi sayesinde onları gökyüzüne fırlattım. Şimdi şu evin içine gireceğim. Ben geldim. Evim çok güzel. Eşyalar çok güzel. Eşyalar güzel mi? Hepsi canım başkanım verdiği elmaslar sayesinde. Elmas için benim işimi bitirirsiniz demek. Mezarım orada. Bakar mısın? Kim var orada? Yanlış kişiye bulaştılar. Şu televizyonunu alacağım şimdi. Televizyon nereye gitti? Demek benim işimi bitirip lüks mobilyalar alırsın. Mobilyaları ben sana göstereceğim. Bak buraya. Ne oluyor? Öyle çarpılırsın işte. İşte çok sevdiğin televizyonun. Olamaz, televizyonum gitti. O da bir şey mi? Bütün mobilyalarında gidecek şimdi. Hala anlamadın mı? Atalım şunları. Kitapları alalım. Şu akvaryumu alalım. Bir şey olmasın balığa. Al bakalım. Al sana mobilya. Olamaz, çarpıldım. Üç harfliler bastı evi. O da bir şey mi? Kozalım. Görüşmek üzere, hoşça kal. Gidelim. Uçuşa hazır olun. İnelim. Aa, hamburgerciden nasıl... Mahmut. Kalem havada uçuyor. Baksanıza şuna. Havada mı uçuyor? Şuna bakın. Şuna bakın, bize bir şey anlatmaya çalışıyor gibi sanki. Hayalet olmasın sakın. Hayalet mi? Onu nereden çıkarttınız? Çok güzel oldu. Şimdi siz şunu alırsanız iyi olacak. Koyalım. Hazırsanız köylüleri havaya uçuruyorum. Güle güle. Ne olduğunu birazdan görürsünüz. Uçun bakalım. Geliyorlar. Şimdi şu köylülere de bir mesajım var. Kalem uçuyor, şuna bakın. İyi izleyin şimdi. Yazalım şuraya. Şuna bakın, bir şeyler yazıyor kalem bize. Ne yazıyor orada? Oğlum. Mahmut, o değil. Ö mü? Okuma yazmanız da mı yok? İşiniz bitti demek istiyorum. Görüşmek üzere. Bunları da uçurdum. Demek benim işimi bitirirsin. Ne oluyor? Kim getirdi beni buraya? İşte bütün köylerden ben böyle intikam alırım. Şunu sallayalım şuradan. Nasıl sallıyorum lavın üstünde, görüyor musunuz? Şimdi hayalet olmaktan kurtuluyorum. İçelim şunu. Evet, bugün köylüler beni yakalayıp mezara gömdüler. Ben de hayalet olup onlardan intikam aldım. Eğer hayalet oluşum ve aldığım intikamları sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer o suçlu başkandan hayalet olarak intikam almamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye bye.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.